%50 kaldırabilir misiniz? Belki aslında kaldıramaz. Kaldırmaları mümkün değil. Demek ki 19 Ağustos'tan sonraki tarihatta falan varsa onlarla ilgili uzlaşmaya varmayacağız. Kanun çerçevesinde yapılandırmayı her halükarda seçeceğiz. O daha avantajlı. Hem faiz açısından... Kanun son başvuru tarihine kadar değil mi? Sonra? Evet, evet. Yani daha sonra tabii tabii yok. Son başvuru tarihine kadar, o süreç içerisinde. Hem faiz avantajı var, hem vergi asla avantajı var. İndirmeler baktığınızda. Yine cezada indirim hükmü var. Yine o kanun süre içerisinde, yani bu kanun yürürlükte olduğu, sürükte olduğu cezada indirimden yararlanmışsa 19.8'den önce, ödemesi 19.8'den sonra denk geliyorsa, orada da indirim tutarında. Nereden kaynaklanıyor? İndirimde ne var? Vergi aslında yok zaten. Hususlu cezalarında söz konusu. Bunu da göz ardı etmeyin. Pişmanlık hükümlerine göre beyannameyi vermiş olursunuz. Mesela pişmanlık da verdiniz. 19.8 tarihi itibariyle verdiniz. Tahakkuk etti. Hemen gidip vergi dairesine başvuruyorsunuz. Ben bu af yasasından yararlanmışım. Çünkü pişmanlık zammı yurt içi üfe faizinden daha yüksek. Diyor ki devlet, tamam pişmanlıkla beyan ettiğim vergi öde. Yurt içi üfeye göre hesaplanan öde. Senin pişmanlık zammını almayacağım. Pişmanlık beyan ettik. O önceki dönemle ilgili beyan ettik. Fakat ödeme şartını yerine getirmiyor. Burada 15 günlük bir süre var demiştiniz. O zaman kendiliğinde o hükümsüz kalıyor. Kendiliğinden verilen beyanname gibi. O durumda %50 vergi ziyan cezası kesiliyor. O zaman hemen gelip başvuruyorsunuz. Diyor ki tamam, vergi aslını tamamladı. %50'yi kaldırıyorum. Yurt içi üfeye göre bir faiz hesaplayacağım. Onu da ödemeyeyim. Bu da çok avantajlı. Bir kalp kaybı olmuyor. Sadece vergi aslına bağlı vergi cezası var, kesilmiş. Devlet diyor ki, eğer diyor bu konuda bir ihtilaf yaratmadıysan diyor, ben re'sen sileceğim diyor. Çünkü orada da vergi aslı yok zaten. Vergi aslı olmadığı için faiz hesaplayacak bir şey diyor. Eğer vergi aslı olmuş olsaydı faiz yurt içi üfeye girecek olarak. Vergi aslı yok. Dava açmadıysan cezaya karşı diyor, o zaman diyor ben re'sen silerim. Dava açmışsan eğer, o zaman davadan vazgeçmen kaydıyla bundan silerim ben. Hadi bir açılım yapalım. Devlet açılımdan vazgeçti abi. Üfe'de, üfe'de kademeli olarak her ayda mesela, yani üfe'yi hesaplarken kademeli olarak her ayı mı almışsın yoksa işlem yaptığın ayı mı alırız? Baştan başlayalım bari. O şey tarihine plak ediyorsun, kanun yüzyıl tarihine. Değişim oranı neyse. Mesela yani işte değişim oranına göre yani. Aylık olarak ona o zamandan bu zamana bitiyor değişim mi? Yoksa gece... son aydaki gittim ben, memursun, karşına geldim. Oradaki yani veyahut da maliyenin işte gidiyorum. O andaki kademeyi mi alırım yoksa baştan bu tarafa geliyorum? Üfe bölümünde var şimdi sayfalara. Yurt içi ve nasıl hesaplanır biliyor musun? Gecikme faizinde, gecikme faizindeki esaslara göre gecikme zammında yani özellikle bilerek soruyorum. Gecikme zammında da gecikme zammı hesabıyla ilişkin ilkeler çerçevesinde hesaplanır. 3'te 1 oranına fark ediyor esas. Evet. 3'te 1'e hatta daha da alta düşebiliyor. Fakat orada şöyle bir şey var. Bazı aylarda eksi. Eksi olduğu zaman eksi faiz hesapları düşmek yok mesela. Devlet orada da kendisini güvence altına zaten indirmişim diyor. Bir de eksi üstte para mı açıyor? O zaman diyor eksi çıktı aylar bir değişim oranında onu sıfır olarak görüyor. Yani her zaman giy üfe falan diye böyle geçiyoruz. Onu da açıklayalım. Mesela videoda bütün meslektaşlarımıza da katkımız olsun. Bu vergi aslına bağlı olan cezalı biraz önce anlattım. Vergi aslına bağlı olmayan cezalar. Bu ne? Birinci cezalar, üstlük cezaları, bir de özel üstlük cezası. Bu durumda diyor, kanun yayınlandığı 19 Ağustos'ta kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bir şey varsa tahakkuk etmiş, kesinleşmiş diyor. O durumda diyor, bunun %50'sini almayacak. %50'sini ödeyeceksin. Bu da, çünkü bu özel üstlük cezaları falan başa
bela bir konu. Mesela bizim meslektaşlarımız aslında burada özel sıkıntılar ince bir nokta. Bütün şu andaki yaklaşık 1,5-2 yıllık vergi incelemelerinde vergi müfettişi arkadaşlar, tabii sizden daha iyi bildikleri için tek düzen hesap planını. Ne diyor? Tek düzen hesap planını. Kavgada bile söylenmez bu yani. Şakayla, şakayla söylüyor. Şaka olarak söylüyor. Bunu ben üzerine yazarım ya. Tamam, yazar. Onun tersini anlasın. Yani, tek düzen hesap planına uyulmadığı gerekçesiyle özel usluk cezası kesiyor. Şimdi mükellef. Mükellef de diyor ki, muhasebeyi ben tutmuyorum ki. Yani tek düzene uymadıysa, muhasebeci uymamıştır. Sadece bu konuda değil, başka konularda da muhasebeciyi toplattıkları için. Maalesef bu kesilen özel usluk cezalarını mahkemede kazanılıyor. Kazanma gerekçesi ne biliyor musun? Ben hepsini inceledim çünkü. O konuyla ilgili de bir yazıda yazdım. Yazmadın mı? Ben başlarken... Ben yazdım onu, yayınladım. Bana kızdı geçen nedenler var ya Serhat'tan. Şimdi davayı şu nedenle bozmuş şey. İdare aleyhine, mükellefliğine. Diyor ki, yıl geçtikten sonra özel usluk cezası kesemezsin. Tek kıstas bu. Belge mahkemeleri. Fakat enteresan, bu olay hiç Danıştay'a gitmemiş. Hep bölge idare mahkemesinde kalmış, bölge idare mahkemesinde karara bağlamış. Bölge idare mahkemesi de diyor ki, kardeşim diyor, bu fatura kesmeme nedeniyle kesilen bir özel usluk cezası değil ki yıl açtıktan sonra kesilmesin. Adamın tek düzen hesap planına uyup uymadığını zaten yıl geçtikten sonra deftere bakarak anlayabilirsin. Mantığı... Haklı bir gerekçe. Diyor ki deftere dökecek, inceleyen deftere bakıp tespit edeceği için diyor, o ancak o şekilde tespit edilir bu cezayı kesebilir. Üstad, bu konuda senden niye bugün yani böyle bir alt paydalarda birlik değiliz ya? Gövmeye defterinde bu uyarı. Mesela diyelim ki gövmeyi günlük yani pozisyonu ifade ediyor. Ben orada fişler kullandığım zaman 45 güne tekabül ediyorum. Doğru mu? Ben istersen yani vergi müfettişi olarak 45 günde ben o defteri incelemez mi? Yani çağıramaz mı? Abi cari inceleme yaparsan... Çağıramaz mıyım? Çağıramaz mıyım? Teorik yazılmış, teorik olarak. Teorik ya. Olarak çağırırsın. Yani. Teorik olarak. O zaman demek ki biraz önceki söylemi biraz değiştirmek lazım. Yani şimdi oradan ben 45 günde defter yazılmış. Ha ben onun latif olsun diye söyledim. Eyvallah. Şunu söyleyeyim. Tek düzen. Latife'yi oraya belirleyen... Danıştay'a gitse Sırat'ın Bey'in söylediği gibi bir yanıt gelebilir Danıştay'a gitse ama hep bölge idarede bittiği için problem yok yani. Gitmiyor. Hayır, Danıştay'da da şöyle, ben 5 yıllık tarz zaman aşımı süresi içerisinde her zaman inceleme yapabilirim. Eğer ben cari yılla ilgili olarak bir inceleme yapmış olsaydım, cari yılda onu tespit etmiş olsaydım, bölge idare mahkemesi inanıyorum ki aynı vergi mahkemesinin izniyle karar verebilirdi. Cahil. Ama böyle bir olay yok. Yani emsal kararlar hep benim anlattığım şekilde. Sayın Usta, cari yıldaki mesela o bakmış olduğum pozisyona 45 günde yazılmışsa sen zaten tek düzen hesap sistemine oturtmuşsun demektir. Eğer adam tek düzen sistemine muhalefetten dolayı ceza yazacaksa onu orada görüyor ve yazabilir. Anlatabilir miyim? Şimdi bak. E-defterde mesela tebliğ okuduğun zaman, yani baktığın zaman mesela E-defterde geriye dönük hakkın yok. Bir tebliğde de aynı şekilde, hepsinde aynı şekilde. Abi ben alt detayda da takılıyorum. Benim söylediğim değil. Hayır, alt detay değil. Söylediğimiz olayda mesela ayrıntı, ben spesifikte de takılıyorum. Şimdi ben diyorum ki, hiçbir yasal mevzuatta, ben hocalara da söylüyorum, bütün üniversite hocalarına. Hep bunu, herkes de çıkıp ona da anlattı. Hiçbir muhasebe gelen tebliğinde, değil mi? Kaç tane muhasebe gelen tebliğinde. Tek düzen hesap planına uymamadan şu kastedilir diye bir açıklama var mı? Şimdi kasa yerine bankaya işlemişim, sehve ya da başka bir yere kaydırmışım, işlemişim. Bu tek düzen hesap planına uymama fiili mi? O başka bir hayır, şey. Hayır. Bunu koymam dedim. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Bu işin bir standardı olur. İnceleyen adamın
kişisel görüşüne göre hiçbir olay şekillenemez, şekillenmemeli. Bunun bir esasa bağlanması lazım. Biraz sonra anlatacağım, başka bir tehlike var. Aynı şey iştirak cezası için de geçerli. Bravo. Şimdi iştirak cezasında... Çok mesela önemli bir konumuz. İştirak cezasında hiçbir ilke, standart, esas belli değil. Burada hocam, hangi durumlarda iştirak etmiş sayılıyorsun belli değil. Şimdi ceza kanununda var. Verüksün kanunda bir kelime olarak geçiyor. Fakat esasları belli değil. Birisi vergi kaçırdı diyelim. Yani vergi kaçırmaya yönelik var. Bir incelemede tespit edildi. Müfettiş şunu çok rahatlıkla söyleyebilir. Bunun beyannamesini imzalayan ya da tam tasdik sözleşmesi yapan bir yeminli mali müşavirin bilgisi dışında bunu yapması mümkün değildir. Bunlar da bunu iştirak etmiştir. Değil mi? Diyor zaten. Diyor. Mali yapımda bilgiye baktığı için eğer sonucu etkilemiyorsa bana göre tek düzen hesabına göre ceza kesememesi gerekir. Çünkü sonuçta vergi kaybı olabiliriz adamın diyelim ki sen yanlış kayıt yaptın, vergi kaybı oldu. Bundan dolayı ama sonuç değişmiyorsa abi haklısın. Niye mesele gülüyor ki? Abi haklısın. Şimdi cezaların vergi aslına bağlı cezaları var. Bir de vergi aslına bağlı olmayan cezaları var. Senin dediğin vergi ziyar cezası. Bu usulsüzlüklerin vergi ziyar uğramama ile ilgili bir ilgisi yok. Tamam. Olay yok. Ama burada gerçekten bütün meslek odalarının ama TÜRMOP'un başta olmak üzere bu iştirak cezası ile ilgili olayı belirginleştirmeleri gerekiyor. Mutlak surette çünkü meslektaşlarımızı önümüzdeki süreçte en fazla yoracak, en fazla tehdit altında bırakacak konu iştirak cezasıdır. Sadece normal olaylar için düşünmeyin. Sahte belge kullanımı, düzenlemesi, onlara da mesela risk yönetim sisteminde firmalar arasındaki mal bilmem ne hizmet hareketleri incelerken sistem belirlenmiş kıstaslardan birisi ne biliyor musunuz? Mali müşaviri aynı mı değil? Aynıysa şüpheli sıfatı. Şimdi orada başka bir şey var ama yani orada şüpheli